İYİ Parti grubu adına söz talep eden Isparta Milletvekili Sayın Aylin Cesur. Buyurun Sayın Cesur. Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Büyük Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında kendisini rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Aziz hatırası önünde ihtiramla eğiliyorum. Eurostat verilerine göre her 100 bin işçide yaşanan ölüm oranı ülkemizde 5.36. Bizden sonra gelen ikinci sıradaki ülkede 3.5 ve bizi kıskanan Almanya'da 1. Sayıştay raporlarından yakın tanıklıklara kadar uzanan olgular gösterdi ki Amasra'daki grizi patlaması bir işçi katliamı. Ve uzmanlar diyor ki ihmal var ve madencilikte ihmal aslında ölümlü kazayı göze almak demek. Biz Soma'da yitirdiklerimizi, Ermenek'te can verenleri, Amasra'da bir kör kuyuda hayata veda edenleri unutmayacağız. Göz göre göre gidiyor canlar ve burada 3-5 konuşma, oralarda atılan nutuklar, daha sonra kanıksanıyor sanki ölümler ve ihmaller. İhmallerle ölenlerin ihmaller değil artık ortak yanları sadece. Dertleri de ortak. Onların dertleri ekmek. Onlar ekmeğe koşuyor ama enflasyon maaş zammından hep önde koşuyor. O ekmeği bir süredir onlara çok görenlerin yedikleri lokmaları boğazlarına dizeceğim, vereceğim rakamlarla ama üzgünüm vermek zorundayım. İş cinayetleri raporuna göre 1359 işçi 2022 ilk 9 ayında, 18.285 işçi son 10 yılda, 30 binden çok işçi son 20 yılda kaybetti hayatını. Ve işçilerin %85'inin ücretli işçiler, bunu da altını çizmek lazım. 2012 yılında kabul edilen iş sağlığı ve güvenliği kanunu var. Aslında sorumlular belli. Ama uygulama yine eksik ki sonuç aynı. Ölüm ve nihai sonuç aslında kanıksamış ve çözüm üretmeyen bir iktidar. Yani miadi dolmuş ilaç gibi. Var ama işe yaramıyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Küresel Haklar Endeksi raporunun geçen yılki verileri diyor ki Türkiye işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden bir tanesi. Güvencesiz çalışma koşulları, kamuda sözleşmeli istihdam, mülakata dayalı atamalar, eğitimde sözleşmeli yüz binler, yüz bini aşan sağlıklı taşeron çalışanlar hepsi ekmek arıyorlar. Ve çok önemli bir başlığa dikkat çekmek istiyorum yine. Sayısı milyonu aşan çocuk işçilerimiz. İşçi sınıfının en güvencesiz, korumasız, sömürülen ve şiddete uğrayan kesimi de onlar. AK Parti iktidarının sosyal politikalarıyla her geçen gün daha fazla çocuk işçi oldu Türkiye'de. Ve yok artık diye üstüne bir örtü örtürse de 13 yaşındaki kimya işçisi Ahmet, 16 yaşındaki tesir işçisi Emin, 13 yaşındaki konfeksiyon işçisi Emine, 6 yaşındaki otomobil camları Sinan Nazar. Evet, bunlar çocuk işçiler ülkemizde ve sayıları çok fazla. Çünkü TÜİK'e göre 30 Avrupa ülkesi arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahip ülkeyiz. Ve Türkiye İLO'nun 138 sayılı istihdama kabulde asgari yaş sözleşmesinin 98'de yine... Tamamlayalım lütfen. Yine 2001'de çocuk işçiliğinin yasaklanması acil eylem sözleşmesini imzaladı. Ama sonuç değişmiyor maalesef. Türkiye'de çocuk işçiliğinin gerçek boyutları da perdeleniyor. Yasa dışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbir alacaksınız ve denetleyeceksiniz. Bunun başka yolu yok. Kayıt dışı çocuk işçi çalıştırmaya göz yummayacaksınız değerli arkadaşlar. Son 9 yılda en az 556 çocuk işçi hayatını kaybediyorsa ve 15 yaş altındaysa ölenlerin üçte biri gözlerinizi kapamayacaksınız. Ekonomik sorunları inkarla çözüm olarak da sabır ve 20 yıl sonra yeni vaat paketleriyle çıkamazsınız artık düzlüğe. Bunları yok sayamayız, yok sayamazsınız. Evet, aynaya bakacaksınız. Bu Türkiye'deki yoksulluğun ve sefaletin aynası çünkü. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.